Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına gelelim. Kabine toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorulardan birisi İstanbul'daki özel bir hastanede yaşlı bir kadına eziyet görüntüleriyle ilgiliydi. Bu görüntülerin 9 ay sonra servis edilmesinin manidar olduğunu söyledi Bakan. Ve konudan görüntüler yayınlanınca haber olduğunu belirtti Bakan Koca. Hastane yönetimine tepkiliydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntüler gündemdeydi. Soruşturma ile ilgili son durumu anlattı. Hastane geçici olarak kapandı. Her şeyden önce o görüntülerin kabul edilebilir bir tarafı yok. Toplum vicdanını yaralayan görüntülerdi. Biz hemen hızlı aksiyon aldık, müfettişler görevlendirdik. Soruşturmanın erken dönemde bitmesini bekliyoruz. Bakan koca o görüntülerin 9 ay önce çekildiğini belirtti. Yeni servis edilmesinin manidar olduğunu söyledi. Özellikle beyaz reformun başladığı, başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere motive oldukları, hastaya hizmetin giderek normalleştiği böyle bir dönemde adeta buzdolabından çıkarcasına 9 ay önce olan bir görüntünün bugün servis edilmesinin de manidar olduğunu düşünüyoruz. Tesadüf olduğuna inanmıyorum. Bakan Koca hastane yönetimine de tepkiliydi. Sağlık Bakanlığına durumu bildirmemekte suça ortak oldular dedi. Hastane olaydaki suçluları işten çıkarıyor ama bize bildirmiyor. Olay bakanlığa bildirilmediği için belki de bu kişiler başka hastanelerde bu suçları işlemeye devam edecek. Bakanlık olarak benim bununla ilgili tedbir almam gerekiyor. Dolayısıyla bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor. Yeni açılışı yapılan Etlik Şehir Hastanesi'nde kadro eksikliği olduğu iddiaları da soruldu Bakan Koca'ya. Şu an Etlik Şehir Hastanesi'nde günlük 6000 hasta bakılır hale gelindi. Yeni bir hastane olduğu için hasta sayısı arttıkça kadroları tamamlama planı yapıldı. İki hafta içerisinde atamaları yapılacak. Onkoloji hastanemiz başta olmak üzere diğer hastanelerimiz de kapanmayacak. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan değinmişti. Türkiye İstatistik Kurumu işsizliğin Ağustos'ta tek gerilediğini açıkladı. 9,6 işsizlik oranı bu seviyeye düşmüştü. TÜİK'e göre işsizlik verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de Türk ekonomisinin dünyadan pozitif ayrıştığını savundu. Muhalefetse o veriye, işsizlik verisine tepkiliydi. İşsizlik Ağustos ayında geriledi. %9,6 ile tek haneye indi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar tartışmaları beraberinde getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrıştığını söyledi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nebati, işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz dedi. 2022 Ağustos ayı itibariyle yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi son bir yılda olmak üzere sağladığımız istihdam artışı son iki yılda 3 milyon 800 bin kişiyi aşmış durumdadır. Bu suretle işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %9,6'ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Hükümet kanadından gelen olumlu havaya ise muhalefet tepki gösterdi. CHP'li Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'na yüklendi. İşkur'la TÜİK'in rakamlarını karşılaştırdı. Veriler arasında tutarsızlık bulunduğunu öne sürdü. Bir TÜİK komedisi adlı eserden Ağustos ayı çalışması. TÜİK, Ağustos ayında işsizliğin bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi olduğunu iddia ediyor. İşkur'a göre ise Ağustos ayında kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 343 bin kişi. Soru, 31 bin kişi nerede?